Bundan bir sene kadar önceydi. Hayatımı tamamen değiştirecek olan o kararı yeni vermiştim. Kendimi yeniden keşfettiğim ve beni bir yere gidiyormuş gibi değil de bir yerden geliyormuş gibi hissettiren yolculuğumun en önemli adımını tamamlamışken hikayemi baştan anlatmama izin ver lütfen. Her şey hekimlik kariyerimi Amerika'da yapmak istememle ve bu amaçla USMLE sınavlarıyla tanışmamla başladı. Adım atmak istediğim bu yolun tüm detaylarını, her yönüyle, her şekliyle öğrenmeye ve yolumu aydınlatacak bir harita çizmekte kararlıydım. Yapmam gerekecek olan fedakarlıkları ve almak zorunda olacağım zor kararları keşfettikçe hem kendimi sorguluyor hem de olabildiğince zorluyordum. Öğrendiğim tüm bu detayların ağırlığının altında ezilirken fark etmiştim ki aslında her şey tek bir noktaya bağlanıyordu. Eğer daha önce hiç sahip olmadığım bir şey istiyorsam, daha önce hiç yapmadığım bir şey yapmalıydım. Peki, ne mi yaptım? Çalıştım. Dakikalarca, saatlerce, günlerce. Bu yola neden çıktığımı unutmadan, farklı bir yarın istiyorsam, düne göre daha çok çalışmam gerektiğini bilerek çalıştım. Yorulduğumda değil, bitirdiğimde bırakarak çalıştım ve verdiğim emeğin karşılığını aldığımı o an anladım. Bu muhteşem şehirden farklı biri olarak döndüm. Ama New York'ta hiçbir zaman vedalaşmadım. Çünkü her ne kadar hikayeme nokta koymuş olsam da kalemi henüz elimden bırakmadım. O zaman daha fazla bekletmeden hikayemin son kısmına, yani New York'ta geçirdiğim son güne hoş geldin. Hayatımın en unutulmaz tecrübelerinden biri olan bu şehirde geçirdiğim günlerin sonunda kendime bıraktığım güvenli limanıma, New York'taki evime hoş geldin. Öyle çok gösterişli olmasa da Brooklyn'deki bu küçük apartman dairesi bana bir kez daha ev kavramının sadece bir mekandan ibaret olmayıp derinlerde duyulan bir his olduğunu hatırlatmıştı. Dışarıdaki tüm gürültüyü kapısından girdiğim anda geride bıraktığım ve mutfağında pişirdiğim yemeklerin kokusuyla içimi ısıttığım bu ev yuvam olmuştu. Salonunda içtiğim kahvenin tadı, gündüzleri güneşin parlayan selamı ve penceresini açtığımda içeri dolan şehrin hayat dolu rüzgarıyla güne başlayıp yeniden dönecek olmanın verdiği dinginlikle kendimi şehre bırakıyordum. İçerisinde güvenle uyuduğum geceler ve huzurla kalktığım sabahlarla New York hikayemin başlangıç durağı olan bu dört duvarla bugün vedalaşıyorum. Ancak merak etme, arayı çok açma niyetinde değilim. Peki, New York'taki son günüm diye öyle evde boş boş oturacak mıydım? Tabii ki de hayır. New York'taki son günüm olabilirdi ama uçağım henüz kalkmamıştı. Yani en sevdiğim şeyleri tekrar yapmak ve bunları fotoğraf makinemle ölümsüzleştirmek için son bir şansım daha vardı. O zaman benim gözlerimden şehri keşfetmek ve son günümde bana yoldaş olmak istersen keyfini çıkar.
güneş batıyordu ve tekrar doğduğunda ben orada olmayacaktım. Benim sende bıraktığım izler ve senin bende bıraktığın anılarla dönüş başlarken, acısıyla, tatlısıyla, her şey için teşekkürler büyük elma. Sonraki sefere kadar kendine iyi bak.